Bütün oyuncular neredeyse Tam değerlerine baktırdım mı ne demek ya? Şu anda top mid'e bakarak başladı. Arkasında kullanılan sıfır noktası Astra'yı, yani Boster'ı etkiliyor. Tabii ki ilk roundlar oldukça kritik. A'yı full retake. Fnatic'in de sezonun içerisinde sağ seti parite uzun eklediğini hatırlıyoruz. Hatta sezonun son bölümlerinde. Ve şu anda A site'a, yani retake'e bırakılmış olan bu site'e ilerleyecekler gibi. Ya Adanalı adama, şu Alfa Jere saçını sarıya boyattınız ya. Yeşile yakın. Ve şimdi Allah affet, hiç buradaki varlığını da hiç de yakışmamış ya. Sentinels'ın tabii bu maça çıkardığı yeni bir comp var. Tamam, kendini düzeltiyorum. Bence olabilir bu maçı hazırlamak adına, ama bakalım işe yarayacak mı, bunu göreceğiz. Şu an için Fnatic rahatlıkla A'ya girecek gibi görünüyor. Abi çok kötü değil mi ya? Çok kötü, çok kötü. Alfa'ya hiç yakışmamış ya. Acil boyatsın tekrar geri Champions bitince. Ya. Link'ten ekstra bir kill aldı. Çocuk adam. Bir prefire. Şimdi tekrar retake için Sentinels yavaş yavaş gelecek. Yani main temizlemeleri lazım. Zekin'i kaybettiler. Arkası oynayacak kimse yok. Özellikle Tenz yine. Bu da Şerif'le beraber iş yapmaya çalışacak. Alfajar flash'ını hazırladı, gönderdi. Şu an site tarafına doğru oyuncular geldi ama dirseğe düzgün bakan yok ve 4'e biraz zorlandı. Derke çok zorlandı. Orada hemen bir tane kafes bırakıldı. Hero güzel oyun. Ooo Hero çok iyi oyun. Ama Hero bir kill daha aldı ve son kalan John Kutu'nun da çözmediğini biliyorlar. Gerçekten elini kolunu sallayarak girdi. Yani A retake. Yani tek retake'lenemedi. Öyle bir pozisyon. Evet. Başarılı geçen bir bölgesel yine Avrupa elemesi ve sonra Champions'ta buralardasın. Buraya da elini kolunu sallaya sallaya girdi. Kariyer ilerleyişi, Fnatic. Sıçrayışı. Tabii Ekro karşı takım. Öne çıkıyor arkadaşlarıyla, şu anda B'ye bir plant almaya çalışıyordu Fnatic. Alfa Jer ilk killeri alıyor. Şerif'le başlamıştı arkadaşlarının aksine, onda tabanca var. Ama ilk killeri de o aldı. Yine Hero tabancayla oynuyor. 4K 52 cana kadar düşmüş. Fnatic oyuncu kaybetmedi biraz. Kaos da hakimdir aldı ama savunma ekibi hasarları tamamlayamadı. 4K o gitti büyük ihtimal yellow hair dedi amına koyayım. Adam da gitti sarı yaptı. Oo, gap'i direkt buldular. Aynen kanka. İlk silah round'u ilk gap. Ve şimdi marketi karıştırdı. Oo, can City'den bir haber yok ve şu anda Zeker almak zorunda ama çok net bir vuruş kaçırdı. Fnatic geliyor, haberleri yok, bunları bile duymadı. Uyan bu bir bonus safhası. Sentinels ilk kill alabilir mi? Hayır, Zersiz headshot atsa da Sentinels harbi uyuyor. Artık kalan oyuncular için B site'e gelmeye gerek kalmadı. Sen de boyasana, ben niye boyayayım onu? O kadar kötü bir round geride bırakıyor ki kendi seçtikleri örtüye başlangıç felaket. Dörke şu an Alfa'ya bir şey taktırdı yani mı lan? Alisson daha yeni uyandım abi. En zor yer, kimseye bir şey taktırmadım. Rahat aldı. Yürüyerek geçtiler spawn'dan. Bir tane smoke attı. Orada Boster onu da hani böyle one way gibi attı aslında. Tam da hani kapatıyor. Ondan sonra kimse var mı diye baktı, kimse yok. Pardon. Esledim. Yani dümdüz Aykos patlatalım. Yürüdüler. Yani A tarafını kapattılar ortanın. B tarafına yürüdüler. Herhangi bir karşılık bulmadılar. Ve özellikle markette de Zekin ilk skorları alamayınca işler... Yango vuruşu bence. Valla Kike TR fiyatlandırması gelirse baba Twitch'e kaçar baba. Hero yine biraz lurk pozisyonu gibi. Tenzin'in üzerinde yüksek bir hasar var. Nereye TR fiyatlandırması gelse Alfajar fark ederken para kazanılmadı. Flash geldi orada. Zersistem ve Sassin'in üçüncü kili. Hero biraz ekonomik hasar vermeye çalışabilir çünkü Sentinels uyandı. Zersist tek mermi attı. Ve bütün silahları alabilecekler belki de. Oyun oynadı Tenz. Arkadaşının flash'ını harika aldı. Buna ilgili bir hikayem var da anlatırım sonra. Sentinels kazandı. Biraz sürpriz bir şekilde geldi round. Görece çok zayıf silahlara sahiplerdi Fnatic'ten ama buna rağmen oyuncu kaybetmeden roundu kazanıyorlar ve ortada Sassin'in bu ultisiyle birlikte bilgi almaya çalışılacak. Bir drone gibi kullandı. Yani harbiden drone gibi kullandı. Tekrar ve tehlikeli bir drone. Alıyor. Fnatic oyuncularının da ellerinde bir... Fnatic A'ya el kol sallama işi var. Özellikle Alfa Jer'in de ultisi yakınken ulti gücü daha çok Fnatic tarafında. Aa yakaladı burada. Sasi şu an canavarı çıkardı. Yani main'de info aldı ama canavar bir daha kullanılamayacak. Çok bence yani Sky kurdu gibi kullandı biraz yani. Yani bu canavarı atarsın arkasından var. Bir brimstone ultin vardır. Ya birini da, yakalamak istersin. Evet yani baskı yapacaksındır, bir şey vardır da sadece info almak için çok pahalı bir harcama yani bence. Yani round'da iki tane Sky kaplanı kullandık. Şimdi Alfa içeride orbu aldı ve ultisi var. Yani herhangi bir site içeriden savunma gücü yok. Hem Reis ultisi hem de Breach ultisi düşünülürken.
Ama bu ultiler ne kadar kullanılacak bakalım. Dörke vurulabilir Tens tarafından. Tens takip edemedi Smoke'tan ötürü. Dörke'yi ve Dörke'nin canı... Bir canlı adam. İki. Yani, Şaken de ölebilirdi bu arada. Havada aldığı hasardan dolayı. Şimdi Monster Plant'ı alacak. Derin bir flash attı main tarafında. Seçil'la zıplamadı mı? Nasıl düşerken ölüyor ya? Ve hamle yok şu an. Ben mi oyunu unuttum aman okuyayım? Damage yemiyor ki fall damage. Arkadan yürümesini bekliyorlar biraz. Yiyor mu? Orada bir tane tuzak var hala. Hero yaşadığı sürece sıkıntı olmaz. Dörke wallbanglerle beraber. Oy. Ama Zekin. Çıktığı yerden iki tane. Güzel ultiye, güzel ultiye. Ben bir flash var. Bu arada bir kutu geldi. Ooo. Kutu iki tane daha kill var. Alpajar. Nasıl yapalım? Ve smoke içerisinden John Kirk'i taradı. Valla. Yani tabi orada iki tane ki. Fnatic için bok gibi round. Çok İki tane çok önemli ulti harcayıp eli verdiler. Bu roundda gerçekten flashlar indi Fnatic. Buster Bulldog'la beraber. Bu bayramda tamamlıyor. 3 senedir hatta. Karşılıklı Cypher'lar ultiye sahip olacak bu roundda. Fnatic'te çok ciddi bir bu arada bir A planı var bu maçta. Bu sene daha da mı leş? Ya daha şu ana kadar ne dese B saati görmedim. Sinjo'yim mi bu sene? Round'a gittiler bir tek. Ya Antekon'da da gitmişlerdi. Evet yani Y round'larda ağırlıklı bir A. Yani Dörke'nin sahaya bu kadar açılmasının soru işareti soru işareti. Yani Dörke'si de çok oyun kuramaz rahat rahat Fnatic. Şimdi tekrar oyunu bir de çevirme kararı geliyor. Seçili yok muydu Dörke'nin ya? Şimdi orta dışında hiçbir şey yok Fnatic'te. BM'ne hero yeni girecek, AM'ni kaybettiler zaten. Ve market kontrolü onlarda değil. Yani raise'iniz olmadan kontrolleri baştan almak. Hocam South Doodle 86. ay ne diyorsun ya? Poinex 64, Howitzer Taken 64, Leta 63, Sleepy 85, Rocky Oysen 82, Tier 3 olmuş bile. Aha Boster adam vurdu. Chat niş. Alfajer. Yoksa bir anda. Giro. Site oturulması lazım. Tuzağı kırmadı. John Q2. Boster taşımaya çalışacak bir tuzak daha var. Birebire kadar geliyor. Round plant'ı alması lazım Hero'nun ama Spike'ın bulunduğu yere bakar mısın? Çok güzel bir aldı. Şey. Süre var. Var var. Çok süre var. Ama Sassy vermez ki abi clutch. Sassy. Bence pozisyonu değiştirebilir bile şu an Hero. Hemen bir ooo iyi oynadı Hero. İyi oynadı Hero. Ve bir tane kamerayı bıraktı. Kamera yanına bıraktı ama. Görmedi. Sassy geçti oradan Sassy. Ya Sassy de bu roundların adamı yani anladın mı? Ama duvar arkasına kadar geçmiş. Vermez abi. Yani Sosi'nin zaman zaman oyunun içerisinde düşebilen bir takım zaten. Yine sağ gözüm geriliyor amına koyacağım ya. Özellikle bu kadar kötü bir 3-0'lık seri yemişken. Bir tüp işim var. Sizi rahatsız etmezse. Fnatic'in ortayı deneyebilir. Ortada bir yetenek olduğunun farkındalar. Kamerayı almaya çalışıyorlar ama onu bulmak kolay değil ve Zekin ultiye sahip bunu çekecek mi? Smoke içerisinde burada denemeler var Sosi. Rakibin canını azalttı. Zekin gelecek kill almak için ama biraz fazla pervasız davrandı ve Chronicle onu düşürdü. Pervasız. 5 yanı kalmış zaten. 2 tane açının gördüğü yere çıktı roketle yani. Hangisini atabilecek belli değil zaten bu arada John Q'ye. Boster ne diyorsun ya kral? Yani ay iyi mol lan. Zersiz patlayıcısı. Ne yapıyor lan? Zers geldi çıkacak mı diye bakıyorum. Ne yapıyor Zersiz? Zaten Fnatic'de side kontrolünü almak üzere 2 tane oyuncu marketten geliyor. Arkadan gelen de bir Tenz bak, var. Bak Boster'a bak bak. Zersiz çok yakınlara kadar geldi. O adam vurdu ha. Bir canlı adam vurdu. Zersiz'den bir kill var. Boster'a da güzel bir wallbank ama artık 1'e 3. Ya Chronicle'ında Chronicle ortada Tenz'i vuramasaydı 2v2 olacaktı round yani için. Zersiz kafa yapıyor mu fazla çekince? Oğlum oksijen bomba bırakıyor. Chronicle içinde müthiş bir round. Zekin'i vuruyor. Ortada oksijen sarhoşluğu var Fero. Abi oksijen zehirlenmesi de var mesela. Zaten 10 dakika alıyorum yani. 10 dakika sonra salıyorum. Başka hiçbir yetenek yok. Kamera yok. Yani neredeyse 4-2 yürüyerek girebilir. Hastalık ne sorun olmazsa söylemem. Küme baş ağrısı abi. Ama bakacak oraya. Ooo operatör vuruşuna kaçtı. Sars var. Oğlum. Dörke uçabilir site'e gözünün önünde Zekin'in geçtiği site'e doğru ve... Zekin nasıl vuramadı onu ya? ...yaslanmak zorunda kaldı. B'deki savunma ZT'ye evrilecek artık. Bir post plant yaşamak durumundalar gibi. Ve Sova ultisi kararı geliyor. Bu Sova ultisi KO ultisi sebebiyle daha fazla kullanılamayacak. Zelsiz böyle yanıt vermeyi tercih etti ve... 40 saniye var. Henüz plant alınamadı. Sassy markete girebilir ortadan. Pratik oyuncularının site arkasına çıkıp tabi yetenek kullanması gerekiyor ama Kay ultinin etkisi ancak geçti ve şimdi evet. Markete bir baskı resetlendi. Ay bomba çok iyi. Bu şekilde kullanılabilir bombanın ardından. Afajer Sassy yakaladı. Tenz yaşıyor. Tenz kamerayla fark ediliyor. Turkey onu bulacak. Zekin yanıtı verdi. Arda yanıtlar Zekin'den bombası. 3-3. Ve bu bomba Fnatic'i öne çıkarıyor. Eyvah eyvah. Zekin 3. kill'ini aldı. Şey, çılla da harika kurtuldu.
Zelsiz yavaş yavaş marketten gelecek ilk kill Chronicle. Evet, 2v1. Chronicle sever ama bu roundları biliyor musun chat? Yavaş yavaş sert. Biraz ses veriyorum. Beklenmeyen bir yer burası bu arada. Yani çıkmış olduğunu düşünebilirsin, geri yürüdüğünü düşünebilirsin. İlk kill aldı ama ciddi bir hasar aldı ve John Cutie. Bu arada Zekil düşerken 49 bıraktı Chronicle'ı. Ne hata geçiriyorsun Fero? Bir wallback'e çalıştırmaya çalışıyorum. Sikeceğim, her şeyi yaşa bağlıyorsunuz ya. Zaman zaman yeterli olmuyor tabii ki. Şimdi Berke hoş geldin. Ben tarafına yine geldi Fnatic. Geçtiğimiz roundda bu site'a kolay girmişlerdi ama bu sefer Cypher da savunacak. Zeker'ın... Ya yaşlandık Berke de, bu kadar yüzümüze vurulmaz amına koyayım ya. Uyanıyorum yaşlı. Yaşlı. 30, 45 yaş. Orta yaş krizi. Uzağa da göreceklerdir ilerlerse. Tamam anladık, yaşlandık amına koyayım yani. Zamanı nasıl durdurabiliriz ki kanka zaten? Gelmek üzere. İyi bir akıyor yani zaman. Ne yapalım amına koyayım ya? Dirmiş oldu bir müddet ama Van Vee itiraz edildikten sonra izlemeye devam edecek gibi. Sumo Fnatic'in muhakkak yetenek harcaması lazım. Evet, drone. Hemen gördüm Terzi. Terzi biraz daha geriye itirmiş oldu. Yalnız 30 saniye kaldı. Fnatic herhangi bir bölgeyi alamadı. Tekrar B'ye dönmüş durumda. John QT backside'da hemen Zeke'ın yardımda olacak. Ve hatta Zelsis de oraya üçlemeye doğru geldi. Çok iyi bir SARS. İlkten oyuncağız dolaşıyor. Zeke'ın. Neler neler. Boster'a düştü ve 4K'de. Oğlum Boster klasikle. Fnatic ekstra 2 tane vuruştu. Ne oluyor abi? Skorla var abi. Oy Chronicle. Oy 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 oy. Sen cürünsün. Eziyor. Johnny. Shift'le ve klasikle aynı zamanda rakibine vurdu. Shift'le yürüyordu ve elinde klasik vardı. Zeke'ın o kadar kötü bir sprey attı ki. Yani. İnanılmaz. Zeke'ın EU büyüktür roundları... NA. 10 dakika geçti mi lan ben oksijen alalı? İstikrarsız bir şekilde geçirmeye devam ediyor. Onlar Sizi... yaşlanınca biz de dalga geçeceğiz sonra. Nikola düşürdü. Ama roundda Sentinels'in ilk skoru bu yarım roundtu. Evet. Ve Boster'ın klasikle Zeke'ın entry klasikle geldi. Olması... Abi biz hiçbir zaman dalga geçemeyeceğiz yani, onlarla. Yani... Çünkü onlar yaşlanınca biz daha da yaşlı olacağız zamanla. Ben bu kadar rahat B'ye yürüyen takım görmedim. Main... Rahat bir flash pick yaptılar. Boombot'un ardından sonuç yok. E sonunda bir B-Main baskı kararı geldi yani. Hani Sentinels'tan. O da yine biraz tabii cılız ama. E Fnatic'in kompozisyonunda 5 tane flash olması. Tüpü kaça fulliyon abi. 4 tane flash olması ve aynı zamanda bir de... Ya siz, anlamadım ki siz maç izlemeye mi geldiniz? Biraz zorlaştırıyor. Benle makara muhabbet yapmaya mı ya? 4 flash yok ya. Durun oğlum şu maça bir girelim ya. Karıştı. Evet. Tüpü kaça fullliyon ne kanka? Ne bileyim ama abim fullliyor. Bu arada midden yürümek kararı geldi Sentinels'tan. Ve sadece Boster var burada. Özleştik ama ha chat. Çok iyi beşer attı. Oğlum Boster. Bu nasıl olduğunu düşünebilir. E oraya doğru çıkacak. Chat bize inat oynuyor Boster biliyorsunuz değil mi? Bu artık kaldı yani hani. Fazla tribe girdi. Büyük ihtimalle infosunu bekledi ama Chronicle döndü. Zeke'ın kaçamadan yakalanıyor ve şapkayı fırlattı. İnfoyu hop, aldı easy. Giro. Cypher ulti. Hızlandıracaklar. Yine babacım Cypher ulti var ya. Şöyle bir hafif yürüme kıvamında. Bence competitive play'de en OP ultilerden ha. Bu savunmaya geriye çekmesi sağlıyor. Çok kırık oğlum. Site aldılar 4'e 3. Bir de midden lurk gelecek Chronicle'da. Kamera var ama ona bakamaz şu an diye düşünüyorum. Oo beraber pick. 3, 2, 1. Performansı şu ana kadar bakalım devamında. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu savunmayı nasıl yapacaklar Mike? Gitti Alfa Şer düştü ama 4K bir takas aldı. Kalan oyuncuları bu yetenekler... Ay Chronicle! Chronicle arkadan gelirken kill alamadı. Ve John Cucur'u aldı bire bire getiriyor. Bu round nasıl bire bire gelir? Yani maçta çok fazla sakarlık var. Bu round giderse... Çok fazla yapmıyordu ama Chronicle yaptı bu sefer. Kafesler biraz zorlayabilir Hero'yu. Kamera var mı şu an site? Evet var. John Cucur bu yüzden imha yapamayacak. Bu çok kullanıyor Hero ve çok iyi kullanıyor bu arada. Oo. Genelde clash pozisyonlarında yani neyse ki round aldı da kamera bırakıyor bir tane ve direkt yanına yani rakibin anlamakta zorlanacağı bir açıya. Onu zaten bir kere tekledi mi bitiyor round. Yani evet. Bir kere üzerine iğneyi yapıştırırsan çıkarıyor mu? Zeke'ın köşeyi kullanmadı. Henüz çıkarmadı elinden. Ve şimdi Zeke'ın pick var. Chronicle kill aldı ama canından oldu ve Boster'ı fark ettiler ama wallbang'de gelen mermiler. Boster geç oğlum köşeye, yat oğlum, koy eğimini. Canını azaltmadı diyebiliriz. 4'e 4 devam edecek round. Fnatic için yine bir B hücumu gözüküyor ve B'de Cypher yetenekleri var. En azından bir tane bilmem neyse. EFT White ne? Escape bırakmış. From Tarkov diye bir oyun abi. O oyuna böyle 50 süre içerisinde wipe'lar geliyor. Sassy gerçekten mi Sassy? Hero bekledi. Yani bireysel denemeler artık. Yakında Zelsis var, bu kadar yakında beklemeyebilir ve flash pick de geldi yine. Yani Alfajer sağa sola
Flashları yağdırmaya devam ediyor. Neredeyse her flash 7-4 AoE Victory NA. Ve son kalan John QT. Grand Final arenası nasıl olacak Firtin? Paylaşıldı yani mı, nerede olacağı? Bilmiyorum abi de Seul'de yani. Seul'de bir yerde. Hani sen biliyor musun Seul taraflarını? Hatta belki daha fazladır bence savunma başlama tercihi. Sonuçta peki Amazon'un yeni MMO'su Throne and Liberty denemeyecek misin Fero? Throne and Liberty'ye hayatımı vereceğim. Bir kısmını vereceğim. Ekim 1'de yani geliyormuş Throne and Liberty. Ama biraz da fanatik hatalarıyla beraber kaybedildi ve Sentence bir kısım kazandı. Hayatımı vermeyi bazen düşünüyorum. Şöyle bir yani iki ay falan var. Ama şöyle bir şey var. Oyunda sürekli ateş ediyoruz. Burada kill aldıktan sonra ve o zaga zaga lan Boster neler yapıyor amına koyayım. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kırılmadan önce köşeye dönmeye çalışıyor fakat bize inat yapıyor ha. Ve hero CT'ye kadar geldi. Burada beklemezler. Çok önemli hamle Hero'dan. Çok önemli sorumluluk. Evet. Ve tekrar avantajı. Güzel oyun bu arada abi. Fnatic tarafında main'de kalan oyuncular var. Oğlum Hero bayağı şey olmuş ya, adapte olmuş. Canavar bir kez daha çıktı. Yalnız oyuncu birden yakalanan sadece Chronicle oldu galiba. Yo, Hero da mı yakalandı? Hero da yakalanmış. Evet, yakalandı. Flash geldi. Alpacar zaman kazandırmaya devam ediyor. Çok iyi stun. Bir de sarsma geldi. Sassi çözmediği belli, yakın mesafe ve çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun Fnatic'ten. Bravo oğlum. Besleyebilir. Şimdi kamera kontağını oynanılacak ama bir KO 0 noktası açıldı. Dört okay. Ne yapacak birebir değişim. Yani çok sağlıklı bir hareket miydi bilmiyorum. Okey, okey, birebir. Sassi öldü. İyi bence ya. Zaten Satchel da geliyor. Yani eğimi bozulmuş durumda. İndikten sonra bir tane vurdu. Mecbur site'a girmek zorunda var. 0 noktasıydı. Başaratamadı bence. Bilmiyorum gerçi, göremedim ama. Yok geldi de geldi yani oyuncular stand yemedi yanlış görmediysem evet, ben. Hero'nun burada yani hareketi önemli. Boster main'e. Arkasında Hero duruyor. Aslında güzel bir angle'ı vardı ama mermilerde isabet yok. Bu arada arkaya doğru Bumbot gelecek. Tens. Tens bu arada kill almış. Chronicle'dan bir tens skoru var. Yakın oo mesafe. Oo Zekken. Zekken 3 vurdu. Chronicle nasıl vurdu oğlum? 1'e 2 de çok uzaklarda. Belli bir klasik var. Yalandan vurdu Chronicle'ı. Ve site'de kalmayı Boster eli alır mı chat? Yalnız Zekin yürüyecek. İmkansız. Gibi ve tam sağa doğru dönerken Zekin yani yapacakları işi sikeyim bak yine tilt oldu. Abi CS'nin yaptığı var ya. Neyse ya şimdi beni gene salak salak linçleyecekler aman akayım CS'ye laf ettim diye. Yarrak kafalılar. Yapoyu kaybetti belki Sentinels ama. Beni linçleyenler kendileri bıraktı CS2'yi aman akayım. Şimdi Fnatic ortada, kalabalık Tengiz az kalsın mermilerden etkilenebilirdi, isabet bulunabilirdi üstünde. Fnatic Bey'i tamamen bıraktı. Zeke'in ultiyi açacak mı girerken bilmiyorum ama. Ya bir de ultiyi açmadan girerse büyük problem, ultiyi açtı. Oğlum seni kimse sevmiyor CS'de, ne yaptın adamlara bereyiz? Abi Valorant'a geçtim ya CS'yi bir anda bırakıp. Bir de Valorant'ta takım kurdum falan. Bütün kitleyi Valorant'a çektim. Ona kuduruyorlar amına koyayım. Alınması konusunda klonluyor ve post plant'te şimdi daha farklı. Halbuki iyi bir şey yaptım yani. Ama haberleri yok. Çekin nasıl başlatacak? Chronicle bir ok bırakıyor. Tens! O vuruşlara replay. Yapacağını. İyi bir aim performansı. Guardian'la iki tane headshot attı rakiplerine ve Fnatic oyuncularının burada retake'i neredeyse başlamadan bitiyor. Donate mi geldi? Karar gelecek ya da bakacağım. Skoru deneyeceğim. Yani. Baj Japon 20 lira. EFT sal Fero. Bir de Delta Force dene. Sarabilir. Belki seni tavsiye ederim Fero kanka. Delta Force'u duydum. Deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. Zamanları var bu arada yine. Spike için. Yayında artık Valo salacağım ya. Çok oynamayacağım Valo'yu. Yani Alpaca vuramayı ekranlar ama Chronicle. Ok bekletiyor. Hamle gelecek mi diye bakalım. Dörkeli çıkacak mı bir anda? Sıfır geldi ama Dörke çok dikkatsiz yakın. Tenz yakalanabilir ama Chronicle'dan hasarlar var. Tenz tuzağın arkasına geldi ve Alpajer'den bir tek. Zekin ne yaptı lan? Tuzağa gitti ve fark edemediler. Çok tembel bir çıkış. Bu eli çalsa Fnatic çok iyi olur ya. Aha. Gerek var mı? Zelsiz skill aldı, bir flash daha var. Buna reaksiyon göstermedi Zelsiz. 3 ve 4. Zekin ve Tenz yokken özellikle yani hücumu birisi başlatacak. Baba şimdi şu bridge flash'ı. Smoke yok. Pro play'de o kadar iyi değil ya. Gereksiz bir hamle geldi ya Fnatic'ten. Ya bekleyip evet. Ondan bir silah alabilirlerdi bir süre sonra. Evet. Sanırım zaten Dörken silahı vardı. Evet. Arkadan dolaşacaklar. Yani bu John QT oyundayken oo yalnız A'ya döndürürse John QT. Stok kullanıyorum Kujo. Çok kritik bir detay o.
Ya da B'yi arkalayacak. Swin Tiger. B'yi arkalamak da John Q'da. 52. enkıtta olsun abi. Yürümek de geçer orada. A gelmeyecek bu oyun yani. 0 noktası atıldı site'a. Bu hızla yürüyemez ki. Ama John Q'nin bu hızı yeterli olabilir çünkü Fnatic oyuncuları plant'e müsaade etmiş oldular. Evet, saklı bıraktılar. Ve şu an arkadan koşarak geliyorlar. Susak'ta vardı burada. Hisler atılacak. Assassin'in kili geldi ama. Afajer'den bir takas var ve Hero John Q'yi yakalamış. Bu nasıl oldu? Şimdi tek başına sensiz. Teker teker herkesi vurması lazım. Bir. Yetenek var mı Alphajer'de, buna bakıyorum, yok. Ve Alphajer'in yanına sızdı. Dipolo düşürecek. Kolay bir şekilde düşürdü. İmha başlıyor. Yakında bu arada Chronicle. Vuramadı rakibini. İkinci döneme. Hero'da yardıma gelecek. Ooo çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Sensi düşürdü. Aynı bu şekilde başladı ilk yarı. Bravo bravo Fnatic. Yine. Ve şu an Chronicle'la Hero'nun ultileri hazır. Öyle mi diyorsunuz? Hücum ekibinde de canavar hazırdı ki anında kullanıyor. Sesi bunu tuzağa takılmadı bu canavar. Zıplata geçiyor. Olabilir, indirebilirim. Ya amına koyayım, 140 GB kod indirdim ya. Boşa mı indirdim? Gerçi kimini kullandı fakat planeti engelleyememiş olacak bununla ve elinde şu anda 3 tane yıldız mevcut ama cooldownları var. Geri sayımları var Stens. Paranoya ile birlikte bir baskın oluşturacak. O canavar geliyorken kaçması lazım. Canavar geldi. Ya Boster'ı hem paranoya ile etkilediler hem canavarla ve şimdi Fnatic çok geriden başlatacak VT2. Market'i almak üzereler. Main'de şu anda Dörke var. Gördü mü? Görmedi galiba. Gördü, Sensiz gördü. Peek'i alıyor ama Dörke'yi elinde yetenekle gördü. Sonrasında yaklaşacak. Chronicle'ı kaldı. Dörke. Sensiz'e vurmuş. Yakında Sasi'ye dikkat yok. Sasi arkadaşlarının dağıttığı dikkati de iyi kullanıyor şu an. Ne oluyor oğlum? Mermisi bitti. Kalan tek oyuncu Alphajer. Canlar az olsa bile süre yok. Ve Alphajer'in burada saldırması için imkan yok. Ve çok güzel de giderken onu düşürdü. Sertlerse hemen telafi. 9-8. Ama yani Fnatic'in ilk yarı elini kolunu sallayarak B'ye girmesi... Ve Avrupa'daki kadar değil. Ve şimdi Razor ile kombin edilecek. Bir oyuncu düştü ama hasarlar da olması lazım. Tenzincan 67, bir de soğu ultisi yani. Fnatic ultilerle bitirdi. 3 ultiden etkilendiler. 3 ultiden etkilendiler. 2 oyuncu kaybettiler. Normal. Yani normal. Çok iyi oyun okuma bu arada Fnatic'ten. Yani B olmasa bunlar bomboş gidecek. Ultilerde ve buradan 2.5 TR'de kişi. Bitiyor ya. TR'de Tenzin'de canı bitişi ama Boster Spincer'la oynuyor. Evet, BBL ile korelasyonlu böyle. Kendini bir yere safe alması lazım. Tuzak. John Cutty üzerinden atlayarak geldi. BBL başarısız oldukça izlenmeler de düştü. Şu an kaçmaya çalışacak dirsekten. Boster hala orada lan. Henüz kaçmadı. Kendi kafes. Prens sesi geldi. Boster kitleyecek mi? Oo hataya bak. Nasıl kimse bakmıyor buraya. Boster kill aldı. John Cutty ama zersiz toparlıyorlar. Hemen şapkayı fırlattı John Cutty. 2 oyuncunun, 3 oyuncunun da yeri belli. 2'ye 3 avantaj hala Fnatic'te ama. Tabii post-plant olması biraz problem. İkisini de gördü galiba, evet. Şu an site'de gezmeye devam ediyorlar. Timing'ler önemli olacak. Main'e dolaşmaya tercih etti. Hadi bakalım. Kötü yerden gelmiyor mu Fnatic ya? Yani kullanabileceği zersiz sıkışmış durumda. Timing atıyor, biraz bekliyor. John Cutty killleri alsın diye. Ama henüz skor yok. Kalabalık halde geldiler. İlk kill. John Cutty. Dörke takası aldı. Alphajer'in koruması lazım. Ve oy, elinde çıkarmadı Alfa. Yani Dörke'nin çok iyi kill. Alfa ölseydi el gitmişti. Evet. İyisiniz oğlum, iyisiniz. Kupaları girmedik Dolca galiba. Yakında girildi ya. Oyuncu ışıl ışıl Chronicle'dan. Gelir gibi ya şopa. Yani oldukça düşük bir yatırım. Ve yine sosip bir şekilde. Plant'ı aldırıyor kankuşa. K-Ultisi var ama bilmiyorum kullanılır mı. Yani ya Zek'in de ulti çekebilir. Şu ana kadar en zevk aldığın, heyecanlandığın BBL maçı hangisiydi? Dörke daha yeni katılacak arkadaşlar. Evet evet, çok geç kaldı bu arada Fnatic. Zaman biraz sıkıştırabilir. Ciddi bir silah avantajı var ama Chronicle drone'la beraber ilk oyuncuyu gördü. Boster tuzaktan öldü Zek'in. Chronicle tens takas açtı orada. Hatırlamıyorum. Hero geliyor arkadan yavaş o kadar yavaş. Üzüldüğüm maç oldu ki. Tens doğru geldi. Heyecanlandığım maçları unuttum ama. Paketten basma onun içerisine girdi. Zaman kazandırmaya devam ediyor. Zaman geçiyor şu an. Fnatic kaybetti bu arada. Hasar fırladı ve site'da Sasi biraz hasar verdi Dörke'ye. Yeterli olabilir 72 canı bıraktı ama Dörke Alphajer ikilisi. Çok iyi round, çok iyi round. Aldı killeri ve 11-8 yaptı farkı. 3'e çıkardı. Burada Fnatic için belki biz çok daha tedirgin olduk ama onlar bu tedirginliği bir kere silkelerek... Abi Turko'nun bind'de attığı kılıça o kadar heyecanlanamadım. Neden? Çünkü kötü bir performans sergiliyorduk oyunun genelinde. Ya o map'i kazansak bile, o maçı kazansak bile o oyunla last chance'den çıkma ihtimalimiz yoktu yani. Elinde...
Breach olsun, Raze olsun. O yüzden çok hype'lanmamıştım Turko'nun Clutch'a. Reflux ne oldu lan? Kapatıldı mı? Devam mı? Split oldu, biraz belli. En son öyle şeyler gördüm, kapatılacak falan. Önemli olacak ama John Cutie, Dörke. Dörke. Oraya doğru bakıyordu ama yakalayamadı Alphajar. Zers tarafından takaslandı Zekin. Yapmayın oğlum, comeback imkanı vermeyin ya. Tarafına doğru Spike geçemedi yalnız hala. Spike hala geçemedi. Ve şimdi geçecek. Zaten durumda 4'e 2 oldu. Yani Dörke'nin bir de John Cutie'ye karşı bu spreyi kaçırması. Takım dağıldı ama maçın hikayesini klip devam mı? Şu anda. Bilmiyorum, devamında tamam. Sentinels gelişebilir mi ama. Muhafazakar FF ne alaka? Bu arada bence yine nispeten isteyebileceği pozisyonlardı. Yok, yani tümümüz aim fight'lar kaldı aslında. Hem market tarafında hem main'de. Oynamadım Spectre yani White, oynayacağım yayında. Şu an biz kazanan tarafın onlar olduğunu görebilirdik. Ama aim fight'ları kaçırdılar. Zekin iyi iş çıkardı. Ultisini de kullanmadı round'da bu arada. Ulti'yi de korudu. Belki 3 ve 4'te çekmek isteyebilirdi. John Cutie'nin de ultisi gelecek bu arada. Şizo indireceğim. İndirmedim ben daha. Kritik yerlerde önemli ulti olacak. Bu canavar elden çıkarılıyor. Side'da herhangi bir oyuncuyu görmediler. Şimdi buna rağmen Zekin ultiyi çıkardı ve rakibi biraz daha geriye yaslayacak Umcuanana. Teşekkür ederim 5 kişiye sabık eden için. Yani. Çok sağ ol abi. Bence gerek yoktu Zekin ultisine. Zaten Sassi sahip yani. Hani o yüzden evet, geriden tutuyordu Fnatic ama garanti altına almak istedi Santana. Şimdi retake'de Yagyo Kayra var. Round. Kuvvetli olacaktır burada. Özellikle Fnatic için ama zaten site'den çıkmıyor o yüzden. Sentinels ve Flash Peak hazır, bekleniyor. Tens paranoyayı atacak. Spara doğru 3 oyuncu birden yemiş olabilir o paranoyayı. Hemen geri çekildiler market tarafına. 5 oyuncu birden market. Marketten mi gelmeye çalışacak? Zaman bitti abi. Zaman geçiyor. Flash geldi. Renk kesili geldi. Zelsiz ne yaptı amına koyayım? İkili aldı. 4 tane oyuncu hala markette. Zaman geçiyor. Hızlanması lazım Fnatic'in. Smoke'lardan yürüyecekler. Görüş var. Dörk ikili aldı. Stakas'ta Hero ikili aldı. Hemen şapkayı fırlattı ama zaman geçiyor. Hagekayla geldi John Cutie. Hero kaldı ve o da zaman yetmeyecek. Hero ile beraber John Cutie 3 kill. Sassy çok iyi vurdu ya Chronicle'ı. Santos öne geçebilir kendi haritasında. Spray mi? Harita bambaşka bir yere geldi. Ya B'de takımlar site'e çok iyi dağılıyorlar. Evet. Yani site haritasını alıyorlar şimdi. İyi yardımlaşıyorlar. Zelsiz burada BM'de 4K onu bilmiyor. Bilmiyor hata. Zelsiz çok rahat entry almış oldu ve yine 4K üzerinden gelen bir skor oldu. Hatırlarsın. John Kitt'in AKP spray mi? 4K yakalamıştı. Evet. Bir entry olmuştu bu. 4K'nin verdiği çok kritik bir başka entry. Burada tabii Fnatic oynamak istedi. Merak ettim spray'ı. Yani 4K'nin oynaması gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Oynamak istediler bir kere. Ama gözden kaçan bir unsur var. Ve bu abi Fener konusunu açma ya Bero. Şimdi daha ilk haftalar diyelim. Yerleşmek üzere Sentinel Zekin arkadaşına direkt tosladı. Nasıl bir retake olacak? Yani bilmiyorum. Saat üzerine Chronicle görüşünü hazırlıyor ama Deadlock beta testte girdim, evet oynadım, baktım. Yine geldi. Pek beğenmedim ama. Bu round tekrar getirebilir. İki round inanılmaz gerçekten. Buster yürüdü, flash de kırdı. Büyük kutuyu vuracak ama nerede takım arkadaşları? Kimse yok arkasında. Zeki kiraladıktan sonra seyrek 11-11 bu arada Fnatic ama yani çok geç karar oldu. 11-11 buyurun. Bakalım spreye. Zaten bir flash attı. Yine hemen Allah Allah. Dörke. Twitch'e bak ya, Apple TV falan veriyor ona. Ezber attı. Kalabalık olduğunu düşündü. Ve oradaki oyundan da ne olur Twitch Türkiye'ye destek versin artık. Hızlandırıyor. Zeki bu kez çok daha temiz bir seçim. Eski Twitch Türkiye'yi özlüyorum. Bir de alabilecek canavarı. Sassi önceliği o tabi. Canavarı almaya doğru gidiyor tekrar. Sonra da Kankuş'a planlı olacak. Rivals'lar falan yapılırdı. Rivals'lara giderdik. Yabancı yayıncılarla kapışırdık. Ama canavarı almak daha önemli belki de zamanla. Günlerdi be. Zelsiz 0 noktasına bakalım. Etkili kullanabilecek mi? Birkaç oyuncuyu etkisi altına alabilir bu 0 noktası. Ve Tenzin pozisyonu çok iyi. Burada bilgi gelir gelmez. Rakip retake'e başlar başlamaz paranoyayı elden çıkaracaktır. Arkadan gelmeye çalışıyor Hero şu anda. Yaklaştı. Hocam kritik bir retake. Kentleri üzerine çekmesi lazım Hero'nun. Fnatic oyuncularının retake'i başlatmak istediği yer kolay değil. Burada bir ultisi kullanıldı. Zekin düşürülecek. Stunlar etkilenmedi. Tens ama geri açığa çıktı ve headshot yedi Wallbang'de. Oha! Şimdi rakibini sürekli çalışıyor. Fajer'in kaçırdı bunun farkında. Yine Shorty'de bir kill alabilmiş ve Zelsiz. Arkaya döndü Hero'yu buldu. Yarıya kadar çözülmesi an meselesi. Ve sonrasında Alphajir'i buldu Zelsiz. Oldukça önemli bir kill. Eyvah eyvah. Oğlum bu map gidiyor mu gerçekten? 12 ilk ulaşan şey tamamen Dörke'ye emanet etti şu anda. Ama bir one way bile yok yani. Biraz açık duruyor. Pero şu Apple TV şeysini nereden alıyorum? Ben bir NG oldum, abone ama bana gel. Abi bilmiyorum. Chat'tekiler yardımcı olsun. Dağılır. Chronicle'dan aslında açı olarak çok iyi bir ulti ama bir tek gelebildi Zekin. 80 Zekin. İyi oyun. Selamiklere doğru attı. 4K bayağı agro tutuyor. Backup'ı da yok.
Alfa Jerle. En az biri vurması lazım. Zamanı Dörki. Ancak bir tane vurabildi. O da... Çok iyi ok lan. Oha. Şok. Oha çok iyi ok. Asist imkanı sunmuş oldu. Daha doğrusu Chronicle Dörki'nin asistini aldı. Tamam 12-12 mi? Ve John Cage'in Hero'nun pozisyonunu görüyor. Cypher yeteneklerini almaya çalışacak. Kereminos. Kereminos teşekkür ederim sub giftlediğin için 5 tane. Johnson. Kick TV uygulama getirdim yoksa hala hareket yok mu? Yok abi hareket. Gelmedi. Bostur hemen yıldızında main bir uygulama getirecekler. İnsanlar televizyondan izleyecek anasını satayım yani. Hala getiremediler ya. Yalnız iki oyuncu da işaretlerince paranoya. Bostur yakalandı. Bostur yardım etmeye çalışıyor. Yapmayın. Öldü ve Tenz. İki tane kill geldi. Sentinels. Ya Hiro onu vur ama ya. Gidecekler artık. Bir tane vursa bari 2v2 gel kalsalar. Yetenekler var ama üzerine bir de John QT ulti attı. Rakiplerin yerini anladı. Zersiz hemen oradan çıkmaya karar veriyor. Geriye doğru çekildi. İki tane oyuncu spawn'dalar. Bir tane oyuncu main'de. Tam bir crossfire var. Smoke olmayacak. Sedef teşekkür ederim. 5 kişi abonelik hediye için. İnsanlar Apple TV için mi abonelik hediye ediyor? Ne oluyor? Şimdi Zersiz. Söyleyin de ona göre değerli hissetmeyeyim kendimi. Arkasında Winnable mı lan? Chronicle için harika bir kill. Bir kamera var. Bu kamera kırılacak. Geriye kadar alınması an meselesi ama markete batan yok. Çok iyi sakladı. Çok iyi sakladı kendine. 4 kill'le birlikte haritayı bitiren performansı ortaya koydu. Tens hatırladı.